Burada İngiltere üzerine konuşacağız. İngiltere'deki popüler varlıklar, İngiltere'nin kripto paralarla olan alakası ve CBDC kavramı üstünde durmaya çalışacağız. Bu arada çok kısa vaktinizi ayırıp kanala abone olabilirsiniz. Yalnızca saniyelerinizi ayırıp abone olmanızı önemli rica ediyorum. Burada şunu bilmek lazım. Tabii İngiltere tarafında yıllar içerisinde kripto yatırımcı sayısı aşırı derecede arttı. Özellikle 2023'te ortalamanın üzerinde arttı kripto yatırımcısı sayısı. Tabii bunun çeşitli sebepleri var. Birinci sebep olarak tabii ki enflasyon ve içerisinden geçilen dönem. Diyebilirsiniz ki işte ya tamam da ne kadar enflasyon var ki falan. Öyle değil. Yani sonuçta kime yüksek geliyorsa bu noktada algı önemlidir. Yani yatırımcının kripto paralara yatırım yapma konusundaki motivasyonları farklı olabilir her zaman. Yani çok fazla farklılık görülür. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerekmektedir. İngiltere tarafında artan enflasyon vesaire tabii ki fiyatlardaki yükseliş yatırımcıyı halkı kripto paralara itti. Bazı altcoin'lerde çok yüksek oranda kullanım var. Bunlar özellikle Shiba birinci sırada diyebilirim. Açık ara. Shibcoin tarafındaki bu kadar yüksek oranlı kullanımların aslında yine başı yıllar öncesine dayanıyor. Yani 2021 yılından beri Shiba İngiltere'deki en popüler altcoin'lerden bir tanesi ve bu hemen hemen yıllardır bu şekilde gidiyor. Yanlış olmasın, en popüler 3. ya da 4. altcoin olması lazım. Hem tutmada aynı şekilde alım faaliyetinde aşırı derecede yüksek. Binance borsası verilerine göre de bu yine aynı şekilde devam ediyor. Ya tabii çeşitli motivasyonları olabilir bunun. Net anlamda şundan dolayı diyebileceğimiz bir sebep yok. Ama İngiltere tarafında gerçekten popüler. Hatta bundan kaynaklı olsa gerek, öyle söyleyeyim, bundan kaynaklı olsa gerek, Shiba'nın ve çeşitli altcoin'lerin demeyeyim yani şey olur sanki hepsi gibi. Shiba'nın ve çeşitli coin'lerin reklamının yapılması yasaklandı. Yani kalıcı bir yasak getirildi. Bunların Shiba, Doge tarzındaki varlıkların işte sağda solda afiş edilmesi, birinci elden reklam sözleşmesinin yapılıp tanıtım uygulanması gibi hususlarda önüne geçildi ve buna bir yasak getirildi. Bu tamamı için var bu arada. Yani Shiba'da da Floki'de de meme coinlerin tamamı için gerçekleşmişti. Bu şekildedir. Bu tabii ki de şöyle değil. Onu da altını çizelim. Hani bu altcoin'ler için öyle aman aman bir problem yaşatmaz. Bunu da açıklamak lazım. Ya ölüp bitmez yani herifler. Televizyonda reklam geçemediler diye. Tamam mı? Bu durum böyledir. Bir de tabii Ripple. Şimdi bireysel yatırımcılar arasında korkunç derecede yüksek diyebileceğimiz bir Shiba yatırımı varken kurumsallar içerisinde inanılmaz derecede yüksek bir XRP Ledger ve XRP kullanımı var. Hatta ABD'de bildiğiniz üzere Ripple'ın yapmış olduğu birinci satışlar direkt olarak yatırım sözleşmesi kapsamına girdiğini yargıç açıklamıştı. Fakat bunun sonucunda gördük ki bunun çok ciddi bir kısmı zaten dışarı yapılmıştı. Bu yüzden öyle aman aman bir ceza kesemeyecekti Ripple tarafına. Bunun da çok büyük bir kısmı İngiltere'ye yapılmıştı. İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur falan filan.
Bunlara çok yüksek bir bunlarla ticaret oluyor. Yani Ripple bu şirketlere birinci satışlar gerçekleştiriyor İngiltere'deki bu şekilde. Yani kurumsal alanda İngiltere dendiği zaman akıllara direkt olarak XRP Coin gelecektir. Mesela bizim kurumsallarımız arasında da Avalanche ve Ripple aşırı derecede hakim. İngiltere'de en son Rishi Sunak kendisi yani şu anki başbakan adaylığı sırasında kripto paralara dair vaatler vermişti. Bunları büyük ölçüde yerine getirdi bu arada. Yani iyi çalışmalar yaptı. Kripto dostu bir hükümete sahip olduğunu söyleyebiliriz biz burada şu anda. İngiliz hükümetinin. Bu da tabii ki oldukça güzel bir durum ve kripto paralar için pozitif. CZ dahi görevden alınmadan önce mi diyelim, ayrılmadan önce mi diyelim onu bilmem. Yaptığı açıklamalarda defalarca İngiltere ile alakalı övgü dolu sözlerde bulunmuş. Keşke her ülke İngiltere gibi kriptoyu regüle etse gibi açıklamalarda da bulunmuştu. Yani evet piyasa için önemli diyebileceğimiz bir pazardır ve yıllar içerisinde pozitif bir pazar haline gelmiştir. Daha da İngiltere, İngiliz pazarı. Bunu da böyle açıklayalım. CBDC'lerle alakalı zaten dünyanın tamamında şu an çalışmalar devam ediyor. Yani dünyanın tamamı CBDC'ler üstüne çalışmalar gerçekleştiriyor. Bunlardan bir tanesi de biziz. CBDC'lerle alakalı olarak da halihazırda en çok hizmet veren tabii ki Ripple ve XRP Ledger'dır. 10 ülkenin merkez bankası ile şu anda ortaklıkları ve işbirlikleri bulunmaktadır. Burada adı geçen şekilde İngiltere'de de olduğu gibi kanun çalışmaları bulunmaktadır. Ve bu noktada nasıl işlem yapılacağı, neye tabi olacağı gibi çeşitli kullanımlarda yine açıklanacak. Onu da söylemek lazım. Ya yani bunun tabii ki hukuki süreçte de entegrasyonları üzerine çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Bu şekilde bir durum var. Ama dediğim gibi şu anda en büyük çalışmaları Ripple yapıyor. Ülkeler bandında baktığımızda zaten mevcut ülkelerin neredeyse tamamında CBDC çalışması var. Buradaki de hukuki süreci işaret ediyor. Durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.